O hap içen kişi için mümkünlüğü, umudu temsil ediyor ve insanlar yeni bir fikri, yeni bir düşünceyi seçmeye başlıyorlar. Plasebo etkisi. Bu çok ilginç bir konsept çünkü bunun üzerine düşünmelisiniz diyor Dispenza. Plasebo kelimesi Latince kökenli olup hoşnut etmek anlamına gelir ve bilindiği üzere hastanın kendi kendini düşünce yoluyla iyileştirmesi üzerine yöneliktir. Bu yöntemle birine bir şeker hapı ya da sahte bir operasyon yapabilirsiniz ve bu insanların belli bir kısmı hiç analiz etmeden gerçek ilacı ya da tedaviyi aldıkları düşüncesini kabul eder, ona inanır ve teslim olur. Bu durumda otonom sinir sistemi tam olarak ilaçla ya da tedaviyle olan kimyasalları kendi yapmaya ve vücudu buna göre programlamaya başlar. Peki plasebo etkisi bize ne anlatıyor? Her şeyden önce bu durumda iyileşmeyi gerçekleştiren dışarıdan alınan madde değil. Vücudun iyileşmesini var olan bir iç potansiyel sağlıyor. Ve bu da bize şöyle bir ipucu veriyor. Bu zihinle beden arasında bir bağlantının var olması demek. Yani o hap içen kişi için mümkünlüğü, umudu temsil ediyor. Ve insanlar yeni bir fikri, yeni bir düşünceyi seçmeye başlıyorlar. O hap bir ilham kaynağı oluyor ve insanlar bunu sadece düşünceyle yapıyor. Daha iyi olabileceklerini hissediyorlar ve biyolojilerini değiştiriyorlar. Plasebo tedavisi ortalama 6-8 hafta sürüyor. Yani bu kişiler kendilerini her gün her gün yeni bir varoluş durumuna sokuyorlar. Hastalığı kendileriyle bağdaştırmak yerine sadece düşünceyle fizyolojilerini değiştiriyorlar. Peki kendimize sormamız gereken soru şu. Yeni bir varoluş durumuna geçmek için gerçekten şekerden haplara ihtiyacımız var mı? Olumlu düşünmenin ve iyi hissetmenin sizi her zaman daha iyiye götüreceği fikrini unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.